Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne ve Nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Maide suresinin 9. sayfasında beraberiz. Evet, yuridune, istiyorlar demek. Buradaki yuridune, mesela geniş zaman, daha önce hep bahsediyoruz. Burada bir kez daha hatırlayalım. Mesela şunu uridu dediğimde ben istiyorum. Turidu dediğinde sen istiyorsun. Yuridu dediğinde o istiyor. Nuridu dediğimizde biz istiyoruz. Ama yuridune onlar. Eğer şurası turidune olursa da siz şeklinde oluyor. Çok basit bir hali var. En yahrucu onlar çıkmak isterler. Normalde yahrucune aynı şunun gibi bitmesi gerekiyor ama önünde en geldiği için bunu yahrucu diye kesiyor. Bu uzun olanlar için yani turidune ve yuridune gibi ya da yahrucune tekrucune gibi olunca bu şekilde. Ama tek olunca da mesela son harekeyi ne yapıyor? Üstünlüğü yapıyor. Minen nari onlar ateşten çıkmak isterler. Ve ma değillerdir. Hum onlar bir haricine çıkacak değillerdir. Minhe. Onlar çıkamazlar. Minhe oradan. Bu da he de ateş yerine kullanılan bir nesne zamiri. Velehum onlar için azabum mukim onlar için kalıcı bir daimi bir azap vardır. Vestaribu erkek hırsız vestarigatu ve bayan hırsızın fekta'u kesiniz. Emir var burada. Fekta'u siz kesin. Tek kişi olsaydı fekta şu devamı olmazdı. Eydiyehume onların elini kesin. O ikisinin. Şu hume de onların eli olduğu, iki kişi olduğunu biliyoruz. Mesela kume olsaydı siz ikiniz şeklinde. Cezaem ceza olarak, karşılık olarak bime, dandan dolayı kesebe nekelen ceza kazanmalarından kazandıkları yapmış oldukları şeye ceza olarak minallahi Allah'tan bir karşılık olarak kesiniz. Buradaki mesela kesebe burada bunun iki kişi olduğunu anlıyor. Şu uzatmadan dolayı kesebe. Mesela normalde keseptu ben, kesepte sen. Kesebe olunca onlar kazandı. Mesela kesep ne olunca biz şeklinde oluyor. Vallahu Allah azizun aziz her zaman galip gelen, kudreti daima galip gelen ve hakim ve her işi hikmetli olandır. Femen tabe bundan sonra, bunun akabinde bu fe tabe min ba'di zulmihi bu zulmünden yaptığı zulümden kim tevbe ederse zulmünden sonra kim her kim tevbe ederse ve aslaha ve halini ıslah ederse bunun karşısı bakınız menin karşısı fe ile yine inna Allah yetubu aleyh Allah onun tevbesini kabul eder inna Allah Allah şüphesiz Gafurur Rahim Allah bağışlayıcı ve merhamet edendir. Mimi anlamında bir soru. Elem te'alem bilmez misin ya da bilmedin mi şeklinde. Lem de yine tıpkı en gibi önüne geldiği fiilin son harekesini değiştiriyor. Burada en mesela şurayı üstünlüğü yapıyorken te'aleme yaparken lem ise ne yapıyor? Te'alem cezimli yapıyor. Ama te'alemune, ya'lemune olunca kısaltmalar aynı. Ennallâhe, dığını dini anlamda şuradaki enle. Ennallâhe, lehu mulkus semâvâti vel ard. Yani göklerin ve yerin, mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Yu'azzibu, o azap eder.
yeşâ'u dilediği kimseye ve yağfiru ve affeder limen yeşâ ve dilediği kimseyi de affeder. Vallahu Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye hakkıyla güç yetirendir. Buradaki ala'dan dolayı burası kulli oluyor. Normalde kelimenin kendisi kullu. Evet. Ya eyyuhar rasulü. Ey Resul. Ey Peygamber. La yahzunkellezine. Seni hüzünlendirmesin, üzmesin. Ellezine en yapanlar. Yusari'une fil kufri. Yani küfürde çalışanlar, küfürde koşuşanlar seni üzmesinler. Minellezine kalu yine en diyenlerden. Âmenne bi efvâhihim. Yani ağızlarıyla iman ettik diyenlerden küfürde koşuşanlar seni üzmesin. Aynı zamanda velem tu'min gulubuhum. Kalpleri iman etmeyen kimseler. Yani ağızlarıyla iman ettik. Ancak kalpleri iman etmeyen kimselerin koşuşturması, küfürde koşuşturması seni üzmesin. Buradaki ellezine kâlû deyince de diyenler şeklinde diyoruz. Ve minellezine yine dandan minellezine hadu Yahudi olanlardan semmaune lilkezibi kim vardır? Yalanı dinleyenler, yalancılık etmek için buna kulak verenler. Evet. Semmaûne li kavmin âkirîn ve başka bir kavim için kulak kesenler. Lem ye'tûk sana gelmeyen başka bir kavim için kulak kesilenler. Burada iki grup var. Birincisi küfürde koşan, bir de Yahudilerden bir grup. Özellikleri de zaten belirtildi. Evet. Bunlar şöyle diyorlar. Yuharrifunel kelime. Kelimeyi değiştiriyorlar. Min ba'di mevadi'i. Yani o kelime yerlerine konulduktan sonra kelimeyi değiştiriyorlar. Ve şöyle diyorlar. Yekulune. Onlar diyorlar. İn utitum haza. Bu size verilirse utitum size verilirse fehuzuhu inin karşısı fe bunu alın yani huzuhu ve illem tu'tevhu bu size eğer verilmezse fahzaru yine inin karşısı fe ne yapın? Dikkat edin, sakının. Ve men yuridillahu fitnetehu Allah her kim için fitneye isterse, onun fitneye düşmesini isterse felen. Bakınız menin karşısı fe. Len gelince de len de tıpkı yukarıda en, lem gibi önüne geldiği kelimenin hareketini değiştiriyor. Bu ene benziyor. Mesela normalde temliku olması lazım. Ama lenden dolayı temlike olmuş. En de bu şekilde. Ama mesela burası lem olsaydı şurası temlik. Şurada bir cezim olurdu. Temlikune olsaydı lenden dolayı temliku yemlikune de aynı şekilde lenden dolayı yemliku diye değişiyor. Onun için asla lehu minallahi şeye senin onun için Allah'a karşı hiçbir şeyin olmaz. Hiçbir şeye sahip olamazsın. Ulaikellezine işte onlar lem yuridillahu Allah'ın istemediği. Neyi istemediği? En yutahhira. Bakınız burada da en. Son harekayı ne yapmış? Gördüğümüz gibi. El yapmış. Normalde burası yutahhiru. Şurası u olacak. Ama enden dolayı yutahhira. Allah onların gulubehum kalplerini temizlemek istemez. Yukarıda mesela gulubuhumdu. Bakınız. Şurada hemen görelim. Burada
özne olduğu için gulubuhum, ama burada nesne olduğu için de bakınız. Gulubehum, onların kalpleri bu şekilde. Lehum, onlar için fi dünya, dünyada hizyun. Ve lehum fil ahirete, ahirette de azabın azim, büyük bir azap vardır. Dünyada aşağılanma ve ahirette de bir azap vardır. Şu fiye değinelim. Fidade anlamında önüne gelen kelimenin, yani ismin son harekesini şurada olduğu gibi genelde bu şekilde yapıyor. Ama bazı kelimelerde önünde harfi cer olsa da şurası değişmiyor. Bu da dünya, bakınız, değişmemiş. Bu şekilde kullanılıyor. Ha, bunların sayısı az. Genel anlamda bu tip kelimeler, bir kelimenin bir ismin önüne geldiği vakit son harekesini şu şekilde değiştiriyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.